Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, sizlere bugün bu görmüş olduğunuz motifin anlatımını yapacağım. Böyle küçük bir motif. Bazı takipçilerimden gelen bir istek üzerine yapıyorum bunu. Küçük motifli modeller paylaşır mısınız dediler. Ben de bunu buldum. Umarım beğenirsiniz sizler de. Çok kolay, çok basit bir model. Çabucak da yapabileceğiniz bir örnek. Şimdi zincir çekerek başlıyoruz yine ortadan. Pardon, bu tığla değil. 2 numara 1.75 numara 75 milimetrelik bir tığ kullanıyorum bunun için. Ortası için şöyle 1 2 3 4 5 6. 6 tane zincir çekiyorum. İlk zincirin içine giriyoruz. Birleştirerek küçük bir yuvarlak yapıyoruz. Sonra 1 2 3 4 5, 6, 7, 8. 8 tane zincir çekiyoruz arkadaşlar. Geliyoruz bu ortada oluşturduğumuz boşluğun içine bir sık iğne yaparak birleştiriyoruz. Sonra 1, 2, 3, 4. 4 tane zincir çekiyorum. Tekrar boşluğa batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Tekrar 8 tane zincir çekiyorum şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yine ortadaki boşluğumuza giriyoruz. Bir sık iğne. Bir tane 8, bir tane 4 zincir çekerek böyle köşeli bir küçük orta elde edeceğiz. 2, 3, 4. 4 zincir giriyoruz içine, bir sık iğne. Şimdi 8 zincir, bakın 8 zincirler köşeler. 1 2 3 4 5 6 7 8. 3. köşeyi yapıyoruz. Yine bir sık iğne. 1 2 3 4 zincir. Bir sık iğne. Evet, 3 köşeyi tamamladık. Şimdi 4. köşeyi yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. Boşluğun içine bir sık iğne ve 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Tekrar bir sık iğne yaparak bu ortadaki birinci sırayı tamamlamış oluyoruz. Şöyle bir şekil olacak elimizde. Şimdi ipimizi bu önümüzdeki 8 zincir boşluğunun tepe noktasına kadar taşıyoruz. Boşluğa giriyorum. Tığdaki ilmekten çekiyorum. Bir tane zincir. Tekrar ikinci ve üçüncüyü yaptığımda ortaya geldim. Bakın. Buradan 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekiyoruz. Şimdiki sıramız da çok kolay. Geliyoruz. 4 zincir çektiğimiz boşluğa bir sık iğne. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Diğer boşluğa 8 zincirli köşeye girdik. Her boşluğa bu şekilde 6 zincir çekerek 3, 4, 5, 6. Bir tane sık iğne yapıyoruz. 4 zincir çektiğimiz boşluğun içine giriyorum, bir sık iğne. Şu arkadaki ipimizi keselim, oradan kötü görünmesin. Bunu da yine sık iğneleri yaparken dolandırdık ve gizlemiş olduk, sağlamlaştırdık. Tekrar 1 2 3 4 5 6 zincir, bir sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. 4 zincir boşluğuna giriyorum. Bir sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sıradaki boşluğa girdik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 zincirli boşluğa girdik. Şimdi şu ipi taşıdığımız noktaya batarak birleştireceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Tam bu ipi taşıdığımız tepe noktasına giriyorum. Ve şöyle birleştiriyorum. Bakın bu şekilde bir ortamız var. Şimdi arkadaşlar son sırayı yapıyoruz. Bu kadar, ortası zaten. Son sırada da birleştirdiğimiz yerden hemen bu 6 zincir çalıştığımız boşlukların içine giriyoruz. 1 2 3 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 tane zincir çekip tekrar aynı boşluğa giriyorum. 1 2 3 sık iğne. Bir sonraki boşluğa giriyorum. 1 2 3 sık iğne. 1 2 3 4 zincir. Tekrar 3 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 ve 3. Evet, son sırayı tamamen bu şekilde dolanıyoruz arkadaşlar. Her boşluğa 3 tane sık iğne yapıyoruz. 4 tane zincir çekiyorum. Tekrar aynı boşluğa batıyorum. 3 sık iğne daha yapıyorum. Bu kadar kolay ve basit. Bu pipiriklerden de birleştirmeyi yapıyoruz. Kare yapabiliriz. Baklava dilimi yapabiliriz. Bluzlar yapabiliriz. Birçok şey yapabiliriz bu modelle de. 1, 2, 3, 4. Tekrar 3 tane sık iğne. Şimdi motifi yaparken birleştirmeyi de göstereyim sizlere. Tamamını bitirmek için son sırayı aynı şekilde başlangıç noktasına kadar örüp birleştirip bitiriyoruz. Şöyle birkaç tanesini birleştirdim ben, bakın. Şimdi hemen şuradaki sıraya birleştireceğim. Normalde ilk iki tane birleştirirken şu pipiriklerden, iki tane pipirikten birleştiriyoruz. Bakın şöyle. Sonra da araya motif geçirirken iki tane buradan, iki tane buradan birleştireceğiz. Boşluğa giriyorum. Üç tane sık iğneyi yapıyorum önce. Şimdi birleştireceğim için 4 zincir çekmiyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Bakın buradan bir tane buradan, bir tane buradan birleştiriyoruz önce. Sonra bir tane buradan, bir tane buradan. Şurayı alıyorum elime. Motiflerin ters yüzü birbirine bakacak şekilde. Bu birleştirmeyi çok soran arkadaşlar, bu şekilde pipirik yaptığımızda birleştirmesi gayet kolay. Karşı taraftaki pipirin içine giriyoruz. Bir sık iğne ile kapatıp tekrar iki tane zincir çekiyoruz. Zincirimizi yine 4'e tamamlamış olduk. Boşluğa giriyorum. Ördüğüm motife döndüm şimdi. 3 tane tekrar sık iğne yapıyorum ve birleştirdim. Diğer boşluğa geçiyorum. Önce 3 tane sık iğne yapıyoruz. 2 tane zincir çekiyoruz. Yine geliyoruz buraya. Bakın buradaki sık iğnenin içine girip bir tane sık iğne ile birleştirip tekrar 2 zincir çektim. Şimdi ördüğüme döndüm. 1 2 3. Örgü ören arkadaşlar için zaten bu çok kolay bir detay. Böyle uzun uzun anlatmamın sebebi birleştirmeyi çok soran arkadaşlar için. Diğer boşluğa geçtim. 3 tane sık iğne, 2 zincir. Şimdi bunu da bakın burayı birleştirdik. Bu tarafa birleştiriyoruz iki tane de. Yine aynı şekilde tabi. Evet, iki zincirimizi çektik. Geliyoruz şimdi buraya, elimize alıyoruz. İlk pipirikten girip bir tane sık iğne yapıyoruz. Tekrar iki zincir çekip örmeye devam ediyoruz. Bir, iki, üç. Son boşluğa geldim. 1 2 3 2 zincir. Burayı da birleştiriyorum. Tekrar 2 tane zincir çektim, döndüm. Ve aynı boşluğa yine 3 tane sık iğne yapıyorum. İki taraftan birleştirmiş olduk. Ortaları bu şekilde açık kalıyor. Ortada herhangi bir
Başka bir motif yok arkadaşlar. Çok büyük bir açıklık değil. Kenarı içinde bulun. Herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Şimdi geliyoruz. İlk yaptığımız sık iğnenin üzerine batarak şöyle birleştiriyorum. Bir tane de zincir çekiyorum. Ve kesiyorum. Bu kadar. Tersini çevirip bu artan ipimizi de şöyle gizleyelim sık iğnelerin arasından. Şimdi bu bölümden sonra yeni bir modele başlayacağım. Yine büyük yuvarlak bir model. Onu da umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Burayı da keselim. Evet. Şöyle tamamlamış olduk. Bakın çok kolay, çok basit. Ortası da şık duruyor. Dediğim gibi ne yapmak istiyorsanız ona uygulayabilirsiniz. Ben böyle kare çalıştım. Ama şu araya getirerek hani baklava dilimi şeklinde de yapılabilir. Şöyle düşünün. Şöyle artacağını düşünün. Bu şekilde yaptığımızda bakın. Bir motif, iki motif, üç motif. Şu kenarlara eklediğimizde de dört motif şeklinde. Böyle bu şekilde artırarak baklava dilimi şeklinde de yapabilirsiniz. Sonra azaltırsınız. Dediğim gibi orta için herhangi bir şeye gerek yok. Kenarları için de tekrardan bir oyaya gerek yok. Bu şekilde gayet şık ve güzel duruyor bana göre. Umarım sizler de beğenirsiniz. Şimdilik hoşça kalın diyorum. Daha güzel modellerde görüşmek üzere.